Selamlar. Size yeni çıkan modeli biraz daha detaylı anlatmak istedim. Bazı videoların çok karışık olduğunu söylediler. Şimdi burada iki tane 4,5 litre var. İkisi de fisler. Yeşil olan yeni çıkan modeli, mavi olan standart, klasik, yıllardır satılan modeli. Şimdi söylenen bilgiye göre ne kadar doğru bilmiyorum. Fislerden gelen bilgi. Artık bu mavi serilerinin üretiminin azalacağını söylediler. Ve bu yeşil üretiminin çıkacağını söylediler. Artışın, üretiminin artacağını söylediler. Çünkü yeni seri, şimdi bu mavi seriden başlayayım. Klasik, standart fisler düdüklü tenceresi. Giriş paketi mi dersiniz, artık size kalmış. İçinde böyle teli yok. Yani tel dediğim buharda haşlama aparatı yok. Ve tabanında klasik bildiğimiz taban. Fakat bu, işte artık sözde fisler bunu Türkiye'ye sunuyor. Bunun tabanı geliştirilmiş. Yani yıldız taban. Bir dakika, onu da göstereyim size. Bu yeşil olan seri, tabanı yenilenmiş seri. Yani böyle gördüğünüz gibi yıldız taban diyorlar. Şu şekli gördüğünüz zaman yıldız tabandır. Tüm ocaklara uyumludur. Elektrikli induction görüyorsunuz. Tüm ocaklara uyumludur. Elektrikli, indüksiyonlu. Onlara uyumlu yaptılar. Ve tabanı biraz geliştirdiler. Yani yıldız taban olduğu zaman ısıyı daha eşit miktarda yayıyor. Ve hani şunla arasındaki fark, bence çok büyük bir fark yok. Yani pazarlama stratejisinde biraz abartılarak manipüle böyle sürülüyor piyasaya, ama hayır. Toplasanız bununla bunun arasında 2 dakika pişirmede bir fark yok yani. 2 dakika tutmaz bile. Bu eski taban, bu da aslında gördüğünüz gibi indüksiyonlu, tüm tabanlara, ocaklara uyumludur. Aradaki fark, eskisi böyle, yenisi böyle. Umarım anlatabildim taban farklılığını. Herhangi bir afaki fark yok. Ha, fark nerede giriyor? Sadece şöyle bir buharda pişirme aparatı sunuyor size. Yani şunun üstüne koyuyorsunuz, öyle oluyor. Yani işte bunu da kullandığınız zaman normalde ocaklarda evin için, yani ocaklarda tencerenin içinde, suyun içinde haşlıyor çoğu. O zaman çok böyle çamur gibi oluyor, çok eziliyor. Karnabahardır, brokolidir, havuçtur. Eziliyor, bir tadı kalmıyor. Ama bunlarda daha hafiften diri kaldığı için garnitür gibi et yemeklerin yanına, salata olarak, sote olarak da çok güzel yakışıyor. Ve buharda pişirdiğiniz zaman vitamin değeri daha az kayboluyor. Suda, suyun içine gidiyor vitamin değeri. Aslında bir çöp yemiş oluyorsunuz. Fakat bu buhar pişirme sistemlerinde neyi de kullanırsanız kullanın, vitamin değeri daha yüksek oluyor. Ha, bunda yok. Mavide yok bu. Aradaki farkı anlatabilmişimdir. Pişirme süreleri arasında sadece şu arkadaş var. Taban biraz değiştirilmiş. Ama fiyat farkı ona göre neredeyse 1000 TL'den fazla. Derseniz ki şu benim için çok elzem değil, çok önemli değil. Bu değil ama daha farklı şekillerde, züccaciyelerde satın alabiliyorsunuz. Yıllardır satılır, buhar pişirme aparatı var mı dediğiniz zaman. Ha, bu modeli olmaz tabii ki. Daha farklı modellerde münferit başka markaların ürünlerini satın alabilirsiniz. Hem de yani geçen gibi müşterime söyledim, 120 liraya almış. Aradaki fark ama ikisini baktığınız zaman 1000 küsür lira. Eğer derseniz ki ben zaten bir fisleri zorlanarak alıyorum, maddi gücüm ona göre zorlanıyor derseniz, lütfen gidin direkt bunu alın. Hiç kendinizi kasmayın bu hayat pahalılığında. Ama derseniz ki hayır, almışken iyisi olsun ve ben bunda ödeme güçlüğü çekmiyorum derseniz, tabii ki son çıkanı alın. Tabii ki daha iyisini alın. Hani iyisinden farkım yani şu. Yoksa hepsi çeliktir. Böyle saçma sapan sorular soruyorlar Trendyol üzerinden bana. Yok, bu çelik mi, alüminyum mu? Ya sene olmuş 2023. Alüminyum mu kalır ya? Alüminyum dediği hepsinin tabanlarıyla ilgili bilgi olabilir. Ama gördüğünüz gibi içerik şey üzerine, çelik üzerine. Ha, bir de önemli noktayı anlatacağım. Şimdi bana hep şeyle dönüyorlar. Bu kutunun içinden garanti belgesi yok. Bilmem ne yok. Ya güzel kardeşim, garanti belgesi denilen şey sadece Türkiye'de yapılan bir şey. Çünkü bizler ticareti çok layığıyla yapamayan insanlar olduğumuz için, çok ticaret ahlakını bilmediğimiz için böyle her şeyde bir garanti kağıdı gibi usulüne uydurma bir safsata bir şey var. Garanti kağıdı diye bir şey olur mu? Ben bunu anlamıyorum zaten. Almanlarda da yok. Almanlar sadece şöyle bir kitapçık koyar. Neden?
Bu ulusal bir marka, ulusal bir ürün. Yani Türkiye'deki de alıyor, Nijerya'daki de alıyor, Rusya'daki de alıyor. Tüm ülkeye satılıyor bu ürün. Patlama riski olmayan bir budur, bir de Tefal'dir. Yani bunun satış hacmi zaten anlatılamaz. Yani Almanlar şöyle her dile göre kullanım kitapçığı vermiş. Yani diyor ki bakın işte şu tek tek anlatmış. Şöyle yapın, böyle yapın, şu ayarda pişirin. Yani size pişirme ile ilgili, kullanma ile ilgili talimatları yazmış. Tutup da ya bu kağıtta gelirseniz garanti belgesi vardır demiyor. Neden? Çünkü adamlar ürünlerinin arkasında duruyor. Ama bizde öyle değil. Ya bizde hem fatura gerekli hem garanti belgesi gerekli. Çünkü atıyorum kafadan söyleyemiyorum şimdi. X markasının ürünü alıyorsunuz. Yani kocaman şurada X markasının ürünü yazıyor. Üründe sorun var. Arıyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz. E garanti belgesi yok mu? Ya var işte. Yani burada arkasına kocaman mührü vurmuşsun. Ürün senden çıkmış. Ne gereği var garanti belgesine? İşte Almanlar dürüst ve daha namuslu oldukları için bize göre bomboş kutuyla gönderiyorlar. Yani yurt dışından bize garanti belgesi falan yok. Koyanlar da kendileri Türkiye'de bastırıyordur o müşterinin çenesi sussun diye. Çünkü bizdeki müşteri profili de çok fena olduğu için kendileri belki koyuyorlardır ama garanti kağıdıma da olmaz yani. Dediğim gibi bu Türkiye'ye has saçma sapan bir şey. Ki mesela şu ürün var ya Greenpoint'te bomboş bir kutuyla geliyor size. Fisler şu kitapçığı bile koymamış. Ya da bazılarına koymuş, bazılarına koymamış. Şimdi ben bu kitapçığı şu mavi seriden, şu standart modelden şu kitapçığı çıkardım, buldum. Dediğim gibi şunu alanların içinden hiçbir şey çıkmıyor. Ha, faturasını zaten kesmek zorundayız. Faturası zaten kesiliyor. Umarım her şeyi anlattım. Umarım unutmadım. Ürün böyledir. Yani benden aldığınız tüm ürünler zaten tekrar diyorum. Ürünün distribütörü Ar Yıldız'dır. Ar Yıldız Fisler'den bunu alır. Türkiye'de satıcılarına satar. Garantisine Fisler Türkiye bakar. Bir WhatsApp hattı var. Ben size faturanızı kesiyorum ama tüm sorunlarınızda Fisler Türkiye sizinle ilgileniyor. Eğer üründe sorun varsa siz kullandığınız bir yıl sonra yani garanti süresi bitmeden bir sorun mu yaşadınız? Fisler Türkiye'ye gönderiyorsunuz servisine. Bakıyor eğer sorun varsa tamir ediyor. Eğer sorun tamir edilemiyorsa size para iadesi yapılıyor. Bunlar zaten sizin kanun haklarınız. İçim rahat etmedi. Fislerle görüştüm. Dedim ki böyle böyle sizde var mı bir garanti belgesi? Ya aslında dedi biliyorsun dedi. Yani ürünler Almanya'dan geliyor ve Almanlarda dedi yani dünyanın birçok yerinde garanti belgesi diye bir kağıt olmaz dedi. Ürünün zaten kendisi markası garantidir dedi. Ama bizde işte bizim insanımız da haklı olarak mı diyeyim? Çok fazla bu dolandırıcılık, sahtekarlık olayından dolayı garanti belgesini hani istiyorlar. Şöyledir hani sorarsanız faturanız olmadığı zaman garanti belgeniz geçerlidir diye. Fakat dünyanın hiçbir yerinde fatura garanti belgesi istemeyen o kadar çok şirket var ki ürün markası zaten belli. Marka her türlü ürünü sahiplenmek zorunda. Şimdi Fisler de böyle bunu kendi bastırmış. Bilginiz olsun. Almanya'dan gelen bir kağıt belge değildir. Böyle garanti belgesi diye işte hop müşterinin alan kişinin içi rahat edilsin diye yapılan bir ürün. Hem buradan da Pisler Türkiye'nin telefon numarasını da görmüş oldunuz. Herhangi bir sorunuzu da orayla paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp'tan hemen size bağlanıyorlar. Sorununuz neyse hatta görüntülü video atıyorsunuz. Her türlü size yardımcı oluyor. Bilginiz olsun. Yani bu böyle. Anlayacağınız dediğim gibi gene dediğim doğru çıktı Fisler. Kilit Ar Yıldız'a ait bir markadır. Şurada gördüğünüz kilit şeyi. İthalatçı firma odur yani. Ar Yıldız getirir. Onların bastığı bir belge. Çok öpüyorum. Instagram sayfamda zaten bunları hep detaylı anlatıyorum. İzlemek isteyenler oraya da bakabilir.